Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olan Süper Kulağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ata. Yeni serimiz öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Süper Kulağın kendisi aksiyon, hikaye, bir yandan da birçok akın akın düşmanlarla kapıştığımız bir hayatta kalma oyunu. Oyunu birazcık deneyimledim. Oyuna fazlasıyla bayıldım ve direkt serisini yapmaya karar verdim. Biraz da YouTube'da araştırma yapmak isterim ve bu oyunun videosunu yapmış bir tane bile Türk kanalı yok. Şaka yapmıyorum. İsterseniz bir araştırıp bakabilirsiniz. Bir tane bile Türk kanalı yok. Bu oyunun videosunu yapacak ilk Türk kanalı olmak, evet, mutluluk verici, ama videosunun yapılmamış olması da beni fazlasıyla üzdü. Neyse, daha fazla uzatmadan seriye girişimizi yapıyoruz. Bu arada destek amaçlı bir beğeni bırakırsanız ve değilseniz de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız hem Super Kulon hem de başka oyun serilerimizden de haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Başlayalım. İsterseniz Facebook, isterseniz Google Play hesabıyla, ya da hiçbiri yoksa ya da uğraşmak istemiyorsunuz, misafir hesabıyla oyuna giriş yapabilirsiniz. Ama eğer misafir girişiyle, yani misafirle oyuna başlarsınız, bir satım alma bir şey yaptığınızda oyunu sildikten sonra falan oyunun verileri tamamen silinmiş oluyor. Yani Google ya da Google Pay hesabıyla giriş yapmanız tavsiye edilir. Yıl 2100. Bu arada 2100 yılında ışınlandık. Bu arada oyunu kulaklıkla izlemeniz ya da oynamanız çok daha verimli olacaktır diye burada bize bildirim olarak gösteriyor. Son analog kontrol, sağdaki de takla. Yani sık sık düşmanlardan kaçmamız, borçlamamız gerekecek. Zero, robotlar şehri ele geçirdi. Bu arada oyunun Türkçesi yok. Ondan dolayı çevirileri yapacağım. Ama zaten basit bir İngilizce olduğu için sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Merak etme ve onların hepsinin cevabına bakacağım. Dikkat et. Sen bizim tek umudumuzsun. Teşekkür ederim. Peki bu asansör nasıl çalışıyor? Bu seni sıradaki kata götürecek. Sıradaki zindana, sektör, nasıl demek isterseniz. Aa, bekle bir dakika. Yakında dönerim. Sevgilim Eve. Evet, bu arada Eve bizim kız arkadaşımız, sevgilimiz. Sonraki katta buluşalım diyor. Eve, şimdi buradan aşağıya iniyoruz. Aşağıya indik. İlk düşmanlar karşımıza çıktı. Ateş etmemize gerek yok. Karakter otomatik olarak ateş ediyor. Bizim yapmamız gereken tek şey düşman saldırılarından kaçmak. Ve düşmanları tek tek öldürdük. Sesi bir tık kısacağım bu arada. Biraz fazlaymış. Evet, ilk katı halletmiş olduk. Çok güçlüsün. Asansörün önünde yetenekler var. Eğer onlardan birini seçersen daha güçlü olursun. İnanılmaz. Bu gerçekten harika yardımcı olurdu. Zero, sakin ol. Dünyayı kurtarabilirsin. Kurtaracaksın. Tabii sevgilimiz bize güven veriyor. Arkadaşlar, her bir kat bitirdiğinizde bazen 2, bazen de 3 özellikten birini seçmeniz gerekiyor. Soldakini seçersek 1 değil 2 mermi atacağız. Sağdakini seçersek eğer bir düşmana vurduğumuzda ekstra hasar veren patlayıcı, yani parçalayıcı mermi atıyor olacağız. Ben soldakini seçeceğim. Malum oyunda yeniyiz henüz. Henüz o kadar tecrübedeyiz ve oyunun mekaniklerini, özelliklerini falan olabilirse en iyi şekilde göstermek istiyorum. Bu arada eğer dojlarsanız takla atarken mermi gerisi dojlamış oluyorsunuz. O gayet güzel bir detay. Hani mermiye kafa atmak gibi olayınız varmış bu arada. O şans eseri olan bir şeymiş. Tamam, öğrenmiş olduk. Şimşek görseli olan şeyler experience, yani tecrübe puanı arkadaşlar. Coinler de altın. Silah geliştirmeleri, yeni yetenekleri açmanızı falan sağlıyor. Misil drone füzeler atmamızı sağlayan bir drone. Sağdaki de patlayıcı toplar atmamızı sağlayan bir drone. Tabii ki de roket atmak, balık atmak daha çarpıcı ve daha dikkat çekici. Evet, özel bir yere girdik şu anda. Gizli dükkana hoş geldin. İsmim Simit. Bu dükkanın sahibiyim. Bugün özel bir gün. Bu silahlardan herhangi birini bedava alabilirsin. İyi şanslar kahramanımız, diyor Simit. Ardından bu silahlardan birini seçmemizi istiyor. Arkadaşlar, bu sistem şu şekilde çalışıyor. Buraya indiğinizde normalde bu silahlardan birini kullanabilmeniz için reklam izlemeniz gerekiyor. Zorunda değilsiniz bu arada. Ben şu an oyuna internette giriyorum. Oyun normalde internette, ama kesinlikle reklam falan görmüyorsunuz. Siz bilerek reklam izlemek istemediğiniz sürece. Evet. Soldaki silah böyle patlayıcı bir hasar sağlıyormuş. Böyle hızlı ateş eden düşmanlara falan da kritik buz sağlıyormuş. Yani düşmanları yavaşlatıyormuş. Sağdaki de böyle pompalı tarzı bir silahmış. Menzili kısa ama yüksek hasar veriyor. Yani dondurucu tarzı bir silah atmak, kullanmak
daha efektif olduğu için bunu seçmek daha mantıklı. Oyun da yeniyiz çünkü. Bakın gördüğünüz gibi patlayıcı ve düşmanları donduran, ateş hızlarını yavaşlatan, yani daha yavaş ateş etmelerini sağlayan bir silahmış. Gayet güzel. Vampire. Ben bunu ilk defa görüyorum bu arada. Kritik bir vuruş olduğunda iyileşiyormuş. Sağdaki neymiş? Yani kalıcı olarak 30 hasar daha fazla hasar veriyormuş. Sağdakini aldım çünkü ilk defa karşıma çıktı gerçekten. Allah bile başka ne pasifler vardı. Bu arada burada gördüğünüz gibi çak dönüyor. Onlardan biri nereye gelirse de o özelliği alıyoruz. Headshot özelliği geldi. %10 ihtimalle headshot atıyoruz ve headshot attığımız anda da tek atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu anda bile bu kadar güçlü olduysak oyunun ileri kısımlarında Allah bile nasıl bir terminatör olacağız. Zaten bir güç fantezisi oyunu. Bakın gördüğünüz gibi kritik attıkça da ekstra da iyileşiyoruz. 3 can geliyor ama olsun da. Fire rate %15 daha hızlı vurmamızı sağlıyor. Sağdaki de zaten bu özellik bizde var ama %10 yerine %20 headshot up ihtimaline sahip olacağız. Zaten hasarımız var, bari daha az atış edelim. Bu arada ifade ortada da gördüğünüz gibi seviyeler bulunuyor. 8'e geldiğimizde orada bir işaret var. O işaret bir boss dövüşü olacağı anlamına geliyor. Yani her bir seviye içerisinde son seviyeye geldiğimizde bir boss dövüşü karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu oyunun ekstra keyifli olmasını sağlıyor. Soldakini seçersek ekstra 50 hasar. Sağdaki de zaten söylemişti daha hızlı vurmamızı sağlıyor. Hasar alalım bu sefer de. Tek atalım. Bu arada her bir seviyenin sonunda asansörde belli resimler var. Bunun anlamı o seviyeye geçtiğinizde resimdeki özelliklerden birini kazanacağınız anlamına geliyor. Mesela bir adam resmi vardı ya, yani mekanik tarzı bir özellik kazanacağız. Silahsız silahla alakalı, artıysa da canla alakalı bir özellik vesaire vesaire diye böyle birçok pasif özellik bulunuyor. Soldakini seçersek eğer bu arada dash, yani hızlı atılmamızı sağlıyor. Sağdakini seçersek eğer takla attığımızda %100 olarak kritik vuruş gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir mantık var. Ben zaten kritik vurduğumda ekstra iyileşiyorum. Bir de headshot atma ihtimali de var. O yüzden sağdakini seçtim. Oyunun RPG kısmı da burada arkadaşlar. İstediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz oyunu. Soldakini seçersek kısa mesafeli ama hiçbir şekilde düşmanın kaçmasına izin vermeyen lazer silah, sağdaki de tabanca, küçük bir tabanca yavaş ateş ediyormuş ama yüksek hasar veriyormuş. Tabii ki de lazeri kullanacak. Çok hoş görünmüyor mu? Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Evet, mor resimde göstergede bu arada seviyeye geçtiğimizde bir drone sahibi olacağımız anlamına geliyor. Bu arada şu anda ölmemiz hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden çok tryhard oynamıyorum. Öldüm şu anda bir mesela. Kalk ayağı lütfen zero diyor ve ayağa kalkıyoruz. Çünkü oyunun daha giriş kısmında olduğumuz için ölmemiz şu anda hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden böyle oynuyorum. Bir de çok tecrübeli değilim zaten. Evet, eve tekrar karşımıza çıktım. Sonunda center'ın, yani ana merkeze ulaştık. Ana merkeze girdiğinde, yani sıradaki kata indiğinde geri dönemezsin. Yani ölüm kalım meselesi. Yani kötü bir hissiyat içerisindeyim. Kötü hislerim var. Şu anda ana merkeze geldik ama etraf çok sakin. Sen buraya kadar çok fazla yol kat ettin. Çok fazla çaba sarf ettin. İnsanlığın geleceği bizim elimizde. Canlı bir şekilde geleceğim eve diyor Zero özgüvenli bir şekilde. Ve patlayıcı drone'u almış bulunuyoruz. Drone arada böyle patlayıcı toplar fırlatacak yani. Birden fazla da drone kullanabiliyoruz bu arada. Yani bu arada aynı drone'u da kullanabiliyoruz. 2 tane 3 tane aynı drone'u da kullanabiliyoruz. Haberiniz olsun. Dikkatli olan bu arada. Daha ilk boss dövüşünden zorlanmaya başladık. Gördüğünüz gibi boss bayağı bir takla atmamızı falan zorluyor. Her bir boss'unda kendine az özellikleri falan var ve her seviyenin sonunda kendine az boss'lar bulunuyor. Bu arada o saldırıdan kaçman mümkün değil. Boss öldükten sonra otomatik geliyor. Ve hikaye gereği de Zero GG oluyor. Hayır, hayır, Zero. Evet, boss'ta yani bizi öldüren düşman da geldi. Sen çok zayıfsın Zero. Kalk Zero lütfen. Bizimki de ağlıyor ama maalesef. Unut onu, o öldü.
Şimdi dünyadaki güçlü olan her şeyi yok edeceğim. Şimdi sen de benimsin diyerekten Eve'yi yani kız arkadaşımızı kaçırıyor. Keşke kaçsaydın, bir şey yapsaydın. Hayır hayır lütfen gitmeme izin ver. Beta da gidiyor. Zero son nefeslerini veriyor ve ölüyor. Evet. O oyuna maalesef acıklı bir şekilde başlıyoruz. Bir yandan hikaye, bir yandan intikam hikayesi, bir yandan da dünyayı kurtarma hikayesi gibi bir şeyle karşı karşıyayız şu anda. Evet, kayıp şehir kısmından başlıyoruz efendim. Bakalım başımıza neler gelecek. Burası neresi? Ben kimim? Sen kimsin? Ben neyim? Ben kimim? Oh, uyandın demek Zero. Ben Doktor X. Dünyanın bir doktoruyum. Özel bir doktoruyum. Tamam. Panik yapma, burası güvenli bir yer. Burası insanların bulunduğu son shelter, yani son sığınak. Yani son insani varlıkta biziz. Sırası. Ben Zero muyum? Peki ne oldu? Sen özel seçilmiş bir askerdin son günlerde. Daha önceden yani. Elinden geleni yaptın ama sonra başarısız oldun ve öldün. Bundan sonraki zamanda robotlar dünyayı ele geçirdi. Hayatta kalanlar en iyi DNA'larla, yani DNA'lar kullanarak robotlara karşı en iyi silahları ekipmanla icat etmeye başladılar. Sen de Monkey'i kurtaracak seçilmiş kişisin. Şimdi sen süper klon olarak dünyaya geldin diyor. Yani bizi süper klon olarak yaratmış. Oyunun adı da buradan geliyormuş. Ben çok ağır bir baş ağrım var doktor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hafızanı via battle'lardan, yani savaşarak tazeleyebilirsin. Ölmekten korkma. Trendos, yani özel güçlerim var. Yani öldüğümüzde tekrar geri geliyoruz gibi bir şey. Süper klonuz ya, başta icat edilebiliyoruz. Yeterli zamanımız yok. Tamam, yavaştan savaşmaya geçelim. İleride shelter'lar var. Sığınan ileri kısmında asansörler varmış. Oradan seviyelere geçip düşmanlarla mücadele edeceğiz. Her şeyi dağıtacak gibi hissediyorum. Yani Zero fazlasıyla gaza gelmiş durumda. Burada envanter kısmı var. Silah, kask, zırh ve belli kıyafetler giyebiliyoruz. Bunlar da bizi güçlendiren şeyler. Oyunun RPG ve loot kısmı da buradan geçiyor zaten. Gizli kapıyı bulmamız gerekiyormuş. Burada da sektör 1, yani 1. seviyeye geçmemiz gerekiyormuş. Tamam o zaman 1. seviyeye bir geçelim. Oyuna bir giriş yapalım, ardından da videoyu sonlandıralım. Video kaç dakika oldu? 13 dakika oldu. Tamam, devam edelim. Oyunun ilk bölümü için biraz daha oynamak mantıklı olacak. Evet, şu anda 300 canımız var. Bayağı bir kırılganız. Ve elimizde şu anda pek bir hasar vermeyen ama hızlı vuran bir silahımız var. 125 hasar mı? 75 hasar mı ekstra, yoksa kritik şansı mı? Bence hasar daha mantıklı şu anda, 100 hasar. Sağdakini seçeceğim. Tamam. Şu anda 175 vuruyoruz. %100 hasar setseydim 125 vuracaktım. O yüzden sağdaki daha mantıklı. Fury. Canımız azken %50 daha fazla hasar verme. Yerdeki itemleri otomatik olarak alma. Zaten düşmanlar bittiğinde otomatik geliyor. Bu da silahımızın menzilini 3 arttırıyor. Ben bunu seçeceğim. Tek ortadakini seçeceğim. Çünkü bir pasif var arkadaşlar. Altın aldığınızda 2 kat, 3 kat daha fazla altın kazanabiliyorsunuz. O yüzden paraya ihtiyacımız olacak. Bakın double coin. Her bir para aldığınızda 2 kat para kazanacağız. Şu an 6'ya mesela. 3 tane aldığımda 6, yani 12 olacak falan filan. Orada gördüğünüz gibi düşmanlar da gayet çeşitli. Her bir bölüm seviye geçtiğimizde düşmanlar hem zorlaşıyor hem de yeni düşmanlar geliyor. DVE. Düşmanların mermilerini %15 yavaşlatıyoruz. Bu da alacağız tabii ki de. Maddesi zaten gerek yok. Seviye sonunda alıyoruz. Otomatik olarak tüm itemleri falan. Bakın gördüğünüz gibi düşmanlar bir tık yavaşladı, mermiler de bir tık yavaşladı. Tabii %15 çok büyük bir oran değil ama tekrar tekrar aldıkça biriken bir etki olduğundan daha iyi verim alacaktır. Evet, şimdi de boss dövüşüne giriyoruz. Seviyelerde ilerledikçe bu arada bölümler daha uzun sürüyor. Evet, boss da karşımızda. Evet, bu arada hakikaten de her bir seviyenin sonunda
özel bir boss'la karşılaşıyoruz. Bazen belli bir düşmanın daha büyüğü ama tabii ki de kendine has hareketleri falan da oluyor, saldırıları da oluyor. İlk boss olduğu için tabii basitti. Zorlanmadık. Rahat bir şekilde geçtik. Her bir bölüm geçtiğinizde bu arada boss'u geçtikten sonra altın bir anahtar kazanıyorsunuz. Oyunda sandık açma sistemi var. Başladık gibi falan. 3 tane tecrübe puanı 39. Altın, bir tane de altın anahtar kazandık. Bu arada eğer internetiniz varsa, internet olduğu zaman yükleme yapıp ekstra ödül kazanabiliyorsunuz bu şekilde. 2 tane gümüş anahtar kazandık. Şimdi dükkan kısmı açıldı arkadaşlar. Burası önemli. Bu mekan ne için var? Yani burası ne için? Vav, inanılmaz. Geri geldin. Sen benim kahramanımsın. Çocukken beni kurtarmıştın. Yani 10 sene öncesine evvel galiba. Hatırlayamıyorum. Sen kimsin? Ben Rola. Buranın sahibiyim. Bu dükkanın sahibiyim. İten dolu kutular satıyorum. Daha hızlı gelişmene yardımcı olması amaçlı. Bu kutuların içinde belli güç taşları ya da belli ekipmanlar bulabilirsin. Tamam. İstersen buradan ekstra altın ve elmas alabiliyorsun. Bu arada daha iyi kutularda daha iyi itemler var. Tamam. Peki ben nasıl bir teşekkürler nasıl kutu edinebilirim? Yani nasıl alabilirim? İstersen anahtar karşılığı ya da elmas karşılığı alabiliyorsun. İlk defa kutu alacağın için sana bir tane kutu vereceğim. Deneme amaçlı. Tamam. Burayı sık sık ziyaret et. Eğer savaşmak için güçlenmeye ihtiyacı olursa falan diyor Rola. Tamam. Şu anda birinci seviye kutuyu açıyoruz ve hem Ray Shotgun kazandık. Ben Shotgun ve yüksek hasar veren bir sevdiğim için bunu kullanırım. Ekstra da gördüğünüz gibi Clash Royale'daki mantık gibi silah, kartı ve altın kazandık. Eğer isterseniz videoyu izleyerek ekstra da sandık açabiliyorsunuz arkadaşlar. Zorunda değil. Soldaki paket 60 lira karşılığında 200 gem, elmas, 300 altın ve reklam izlemeden canlanma özelliği veriyor. Yani kesinlikle ve kesinlikle reklam izlemek zorunda değilsiniz. Sıfır reklam. İsterseniz izliyorsunuz. Envanter kısmına bir girelim, sonra videoyu sonlandıracağız. Bakın gördüğünüz gibi silah geliştirmek için 50 tüfek gerekiyormuş. 40 gerisi geldi. Clash Royale mantığı tamamen. Ben bu silahı kullanacağım. Hem 950 vuruyormuş, hem de pompalı, yani yüksek hasar veriyor. O yüzden bunu kullanacağım. Ama siz isterseniz taramalı tarz silahlar da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet. Super Kullan serimizin ilk bölümü bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölümlerde çok daha istikrarlı, çok daha keyifli ve çok daha güzel oynanışlarla ve karakterimizi de güçlendirerek daha güzel ve daha keyifli bir seri olacaktır eminim ki. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiyesi olanınız için yorumlar kısmına sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka çektiğimizden de haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynat beslesen başka oyun serilerimize ve çektiğimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.